Kuzey TV ekranlarında sizlerle beraberiz. Sürekli program konuğum, araştırmacı yazar, jeoloji yüksek mühendisi Ahmet Musaoğlu ile beraber olacağız. Merhabalar hocam, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkürler hocam. Hocam bu hafta da diğer haftalarda yaptığımız gibi alışılmış olanı bozmayarak yine sinema filmi üzerinden konuşalım istiyorum. Hani izlemediğiniz filmler üzerinden eleştiri yapma özelliğinizi yinelemek adına yine bu hafta da böyle bir şey yapalım istiyorum. Hocam Nuri Bilge Ceylan'ın gösterime giren Bir Zamanlar Anadolu adlı filmi Cannes Film Festivali'nde sinema yazarları tarafından ödüle layık görüldü. Altı Dal'da ödüle layık görülen bu film. Benim de kanımca çok önemli Altı Dal'da ödüle layık görülmesi. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Siz izlemediğim filmler veya kitaplar veya benzeri şeyler eleştirebilir özelliğimden söz ettiniz. Ve yine o özelliğe bir farklılık katarak bugün Trabzonspor'umuz yenilmiş, maçı izlemedi. İzlemeden eleştireyim istiyorum. Buyurun hocam. Bunu yapmak istiyorum çünkü. Hatta şöyle de diyeyim, ben Şenol Güneş ve takımın yönetimi hakkında işte yazılar yazmış bir insanım. Yani kendi kişisel sistemde de Trabzonspor'un hem idare heyeti anlamında hem de Şenol Güneş anlamında, yani teknik direktör anlamında temsil edemediğini epey bir zamandır söyleyen bir insanım. İki sezondur da sürekli söyleyen bir insanım. Yani geçen sene başarılı gibi, hani Türkiye şampiyonluğuna ulaşıldı gibi görülse de, en azından yazılarımda ve yakın çevremde bunun böyle olmadığı, eğer hatta şöyle de ifade edeyim, bizi izliyorsa veya izleyen, tanıyanlar anlasınlar. Ali Savaş Bey de geçen sezonun değil, meydanda konuşurken ayaküstü parkın yanında, Şenol Güneş eğer marke edilemezse bu takım şampiyonu olamaz demiştim, haklı çıktım. Yani Şenol Güneş ve idare heyeti üzerinden geçen sene biz şampiyonluğu kaybettik. Gökkaş Şikemik'e hikaye. Şimdi bu seneye baktığımızda yine sezon başladı. Yine aynı senaryo. Yine aynı Şenol Güneş. Takım kuramıyor. Kurduğu takımı yönetemiyor. Doğruyu oyun içinde bozabiliyor. Ve bıraktı her şeyi de bir tarafa. Ya nasıl bir antrenörsünüz ki? Nasıl bir idare heyetinizsiniz ki siz? Bir takım ancak 60 ve 70. dakikada oyuncu değiştirebiliyor. Çok bir anormallik yoksa. Ya böyle bir antrenör kafa yapısı olmaz böyle bir şey. Ama bugüne kadar eleştirileri çok pozitif yönlüydü. Alınan eleştiriler, başarıları... Ahmet Musaoğlu'nda bir anormallik var ya tırnak içerisinde. Farklı yani şey söyleyecek. Bugüne kadar çizdiği grafik, başarı milli takım olarak da, antrenör olarak da bu anlamda güzel bir çizgisi vardı. Şimdi anormalliğin normal gibi kabul edildiği ülkede bu cevabınızı kabul ederim. Anormallik çünkü normal yerinde. Ama ortada bir anormallik söz konusu. Normal yok. Şimdi insanın başarılı olması demek falan mevkide bulunması ile ilgili bir şey değildir. Tabii ki. Türkiye ne kadar başarılıysa demişimdir geçmişte yazılarımda. Trabzonspor da o kadar başarılı. Çünkü Trabzon Anadolu'dur, Anadolu'yu temsil eder. Türkiye iyi olmadığı için de Trabzon'u temsil edemediği için de bugün bu durumda. Ve taraftarını en azından bu akşam kötü bir duruma yine düşürmüş oluyor. Yani sıradan diyebileceğiniz bir takım maça gitmeme gerek yok. Bir Trabzon'un sadece forması bile yenebilecekken Şenol Güneş sayesinde yine yenemiyor ve ızdırap çekiyor bu millet. Ya kardeşim, birisi yönetime sesleniyorum. İşte de bir tane de çok sevdiğim bir kardeşim var yani. Ya hiç mi diyeceğim, daha ileri gideceğim o heyecanla, kendimi de burada tutmak istiyorum. Ya 70. dakika veya 60'tan önce oyuncu değiştirmez diye futbol literatüründe böyle bir şey mi var? Kayde mi var? Yok. Nesin sen Şenol Güneş ya? Daha önce bir iki hafta önce bunu da seslendirmiş, yazmıştık bir yerlerde. Kendi oyuncunu dışarıya attırıyor, Zakora ismindeki oyuncun. O an kamera ona dönüyor. O anki pozisyonu, yani Zakora denilen futbolcu hakemle uğraşıyor. Artık antrenörde de bir anlamda yardım bekliyor. Bizim Şenol Güneş kulübünün içerisinde oturmuş, kağıt kalem yazıyor. Ya kardeşim, bu psikolojik bir vaka, normal bir şey değil yani. İnsan refleks olarak ne oluyor, oyuncumu niye haksız yere atıyorsun diye bir insani tepki gösterir. O da yok. Şimdi bu takım yeniliyor. Bu takımın yenemediğini biz iki senedir görüyoruz. Yani geçen sene 82 bir puan toplasa da aslında bunların tamamen onun dışında olduğunu, işte bu senede dahil Burak'ın onu kurtardığını görebiliyoruz. Ama bir insan Süpermen değil ki her maçta onu kurtarsın. Böyle bir şey olmaz. Hiç olmazsa Allah aşkına birisi şu yönetimden bir aklı başında, tırnak içinde söylüyorum. Akılsız anlamında söylemiyorum ama uyar anlamında söylüyorum. Birisi söylesin ya, gerektiği zaman futbolcu değiştirilir. Geçen sene proje kardeşler denilen futbolcu olmayan, en azından Trabzonspor oyuncu olmayan insan da
ısrar etti. Bu sene sen Alenzio'ya diğer bir Adrian denilen çocuk ondan daha iyi. Orta sahayı. Bugün Kolmalı çıkartmış sahadan. Ya kötü bile olsa çıkartacağın bir oyuncu değil bu insanlar yani. Biraz kendine gel kardeşim ya. Sorun sende. Şenol Güneş'e sesleniyorum. Evet, ama evet. Asıl sorun nerede? Bunu çok söyledik. Trabzon'da da spor basını da yok. Bak spor basını da yok. Öyle olunca sizin dediğiniz gibi işte herkes iyi diyor vesaire. Öyle olunca tabii o da kendi çiftliğinde sürdürüyor. Ama Trabzon'u ve Trabzonsporları üzüyor. Bunu bilmesi lazım. En azından şu. Takımı kuramıyorsun, oynatamıyorsun, doğruyu bozuyorsun. Hiç olmazsa bir oyuncuyu bir de 45 dakikada veya öncesinde veya 46. dakikada değişmeyi öğrenme kardeşim ya. Evet hocam. Bunu buradan geçip... Belli ki Trabzonspor'un bugünkü durumu sizi hayli sinirlendirmiş şimdi, hocam. Tabii ki şimdi şöyle İster ki ya mesela... Çünkü Trabzonspor demek biraz da aslında futboluyla, Trabzonspor'uyla, yani Trabzon demek daha doğrusu gündem demek... Evet. Trabzonspor demek olduğu için belli ki sizi ciddi ciddi sinirlendirmiş şimdi hocam. Çevremdeki şimdi Abdülkadir hocam stüdyoda oturuyor, maçı seyretmiş, rahatsız olmuş. İster evet. İster ben seyretmedim ama rahatsızlık bana veriyor yani. Evet, haliyle Trabzon rahatsız. Biz Trabzon. Ondan. Kadir hocam da değil. Rahatsızlık Şenol Güneş'in idare ve yönetim tarzında evet. İdarecisizliğin temsil edemeyiş noktasında. Benim itirazım buraya. Fakat hemen şunu da söylüyorum. Belki geçen hafta bizi izlemeyenler olabilir. Trabzonspor marka demiyoruz. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir saçmalık olmaz yani. Marka olan kimliktir. Bizim geçen hafta buna değinmiştik. Ama bu şehrin en azından ne bileyim ya işte elinde bir anlamda bulundurulan bu var. Ya evet. Bırakın da kardeşim adam insanlar bunu keyifle yaşasın ya. Keyifle. En iyi şekilde. Ben mühendislik hayatından biliyorum. Geçmişte bir çalışma yürütürken genç bir mühendise doğru olan işi verdim. Şurayı yap da getir dedim. Getirdi bana doğruyu bozup yanlışı getirdi. İşte Şenol Güneş vakası da bu. Yönetimin vakası bu. Trabzonspor yönetimi ve Şenol Güneş doğru değil. Kendilerini düzelsinler istiyoruz. Ve tabii ki de paralı başkan yönetimine bu milletin artık son vermesi gerçek amatörlerin Trabzonspor yönetiminde söz sahibi olması gerekir. Her konuda olduğu gibi emanetin ehline verilmesi gerekir. Temellerimizle. Evet gelelim diyoruz. Filmimize. Yine film. İzlemedik diyeceksiniz. Siz de bana evet, tırnak içinde bir sistem de göndereceksiniz. İzlemediğiniz filmleri eleştiriyor diyeceksiniz. Evet izlemedik bunu da şeyi filmi. Fakat, bir Zamanlar Anadolu adlı evet. Film gösteriyor. Sizin de söz ettiğiniz gibi ödüller müdüller almış. Ben şunu öğrendim. Birisi bir yerlerden böyle öne çıkan anlamında ödüller alıyorsa orada bir sıkıntı vardır. İşte bir gavur size, gavur derken gayrimüslim anlamında söylüyorum. Gavur odur zaten. Size bir ödül veriyorsa, bu bensem Ahmet Musoğlu'na ödül veriyorsa bir sıkıntı vardır. Böyledir. Mesela bir dönem hatırlayıp birkaç yıl önce Sibel Tekilli Furyası vardı. Almanya'da ödüller alıyor. Niye ödül alıyor? Porno yıldızıydı. Bir kimlik olarak sunuldu. Yani bir ne diyelim ona işte Anadolu kadını kimliği, Müslüman kadın tiplemesi üzerinden ne kadar soyundukça o kadar ödül. Ödül alıyorsunuz, bu manada alıyorsunuz. Mesela yine Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Kerim Anahalis'in dünya güzelliği ödülü. Soyunduğu için. Jüriyeti diyor ki Osmanlı'nın torunu önümüzde soyundu. Buna mutlaka ödül verelim diyor. Çünkü gelecek için bu gerekiyor diye. Ödül dediğimizde ben bunu anlıyorum. Başka bir şey anlamıyorum. Dolayısıyla da bu film ödüller alıyorsa bir sıkıntı mutlaka vardır. Şimdi nerede aldı? İşte Cannes'te bir şeyler almışlar. Cannes Film Festivali'nde almış. Sinema Anadolu'da, Yazarları Derneği tarafından. Ülkemizde de sinema yazarları ödülü almış. Şimdi görebildiğim kadarıyla basından, yani izlemesen de basında görüyorum en azından. İki farklı kıyafette, iki farklı ödül törenine çıktılar. Bakın. Sorun zaten baştan var hadisede. Cannes'da aldığı ödülde işte smokinli yanlış hatırlamıyorsam böyle bir kıyafetle bizim Türkiye'deki o ödül törenine de ne diyeyim pesbaye diyebileceğim işte ne bileyim bir boğazlı kazak. Dikkatimi çekmişti ama yani başarı kriteri midir bilmiyorum da bir saygı, görüntüsel bir saygısızlık söz konusu. Kendi insanına saygısızlık kendi var. Insanlar. Yani dışarıya evet. Geldiğiniz zaman farklı ama kendi Anadolu'ya saygısızlık evet. Var. Zaten film de Anadolu'ya saygısızlığın bir şeyi. Örneği. Nasıl? İzlemediğim halde diyorsunuz. İzlemediğim halde. Nasıl dersek o da şu. Orada işte savcı komiser ilişkisi var. Bir de doktor galiba. Üç tipleme var. Evet. Bu tipleme Anadolu'da yaşayan insanlar. Dolayısıyla oradaki taşradaki insanların aslında sorun da oldukları. Taşralılığın sorun da olması yanında bilimde kastedilen ortaya koyulan şey de şu. Bir yerde işte bir cinayet varsa
bu cinayetten bütün toplum suçludur. Bütün toplum. Yani orada bir anlamda toplumun suçlanması. Yani şöyle çok moda bir deyim var son yıllarda hatırlarsınız. Yüzleşme. Hani deniyor ya Türkiye'ye. Yüzleşin. Evet. Ermeni soykırımı iddiasıyla yüzleşin. Ya yüzleşen diyen tırnak içinde yüzsüz. Gitsen yüzleş. Neyle yüzleşeceksin? Bizim yüzleşecek hiçbir şeyimiz yok. Şimdi burada da filmlere siz böyle girdiğiniz zaman toplumu bir anlamda toplumunuza saldırıyorsunuz. Siz öyle bir yerde katil varsa bütün toplum katildir imajı. Filmde verilmek istenen bir anlamda o. Yani bu sizin de omuzunuza yükü. Sizin onu silahla öldürmeniz gerekmiyor diyor. Yani siz diyor işte susuyorsanız veya işte o olayı ortadan kaldırmıyorsanız siz de zaten suçlusunuz. Tıpkı bugünlerdeki Hrant örneğinde, Hrant Dink olayı örneğinde olduğu gibi. Yani sistemin, devletin, devletin bütün organlarının suçlanmasında olduğu gibi. Dolayısıyla film burada aslında kendi kimliğine bir saldırı oluyor. Yani kendi kimliği üzerinden hayata bakış açısı yok. Mevcut sahip olunan, pek de artık ortalıkta bulunmayan milli kimliğin, tırnak içinde özel bir anlamda söylüyorum bunu. Milli derken milliyetçilik saçmalığı anlamında aslında söylemiyorum bunu. Gerçek bir milli kimlik saldırısı oluyor. Siz Anadolu insanı, hani Atatürk'e atfen, ki Atatürk'ün bizim de söylediği bir şey değildir. Köylü milletin efendisidir sözü var. Siz taşralılığı bozuk bir yapı olarak da gönderiyorsunuz, gösteriyorsunuz o filmde. Evet, taşradan medeniyet çıkmaz, köyden medeniyet çıkmaz. Medeniyet dediğimiz yapı şehri yapıdır. Ama siz o insanları, o yapıyı da aşağılamanızın, tırnak içinde söylüyorum, bir anlamı yok, anlamsızlığı vardır yani. Film ayrıca burada psikolojik bir baskıyla hem taşra dediğimiz Anadolu insanını her olayla mahkum ediyor. Yani siz sahip çıkmazsanız, yapılan işte bir cinayet hadisesine çıkmazsanız siz de suçlusunuz şeklinde bir saldırı içeriyor. Onun için ben ödül alan insanlara çok sıcak bakmıyorum. Açık ve net. Ama şunu sorabilirsiniz bana burada bu noktada belki. Tamam da işte size de bir hafta önce işte küresel ısınmayı reddettiğiniz için bir ödül açıkladınız. Evet. Açıkladınız, evet. Verildi. Dikkat edersiniz de ben şunu burada konuşuldu. Çünkü veren başkan, sayın başkan burada telefonla da katılıp görüşlerini belirtmişti. Ben onu Trabzon'a duyurmak istemedim. Zaten hiçbir anlamda da paylaşmadım bile yani dikkat edersen. Bir anlamda paylaşmam da kendimle çelişmem gibi olacaktı. Yani ödüle karşı olan ben ödül almış gibi aldım. Diğer taraftan o kitap haliyle onlarca ödül hak ediyor. Bunu geçiyorum. Birkaç bin tane Trabzonspor eder. Onu da geçiyorum yani burada. Mesele şu ama. Günümüzde ödül olan hemen hemen bütün film, kitaplar hep böyle sıkıntılıdır. Gerçek bilgi yoktur onlarda. Onlar ancak kimlik kırıcı filmlerdir. Öyle olunca da Nuri Ceylan'ın bu filmi de bir kimlik kırıcı film olarak görüyorum. Suçlu olmayan insanlara suçluluk duygusu yaşatmak üzere çevrilmiş bir film olarak görüyorum. Bu nedenle de açık ve net söylüyorum. Son yıllardaki bu tür şeylerin bütün filmleri ben zaten izlemiyorum ama kimseye de bana sorulursa tavsiye etmiyorum. Evet, izlemeden eleştiriyorsunuz zaten. Hocam, kültürel bir konuyla başladık ve bununla birlikte böyle bir soruyla devam etmek istiyorum. Trabzon'umuzun sevilen sanatçısı Volkan Konak'ın basına yansıyan bir açıklaması oldu. Benim kıblem insan şeklinde. Siz de Trabzon'un tanınmış bir münevveri, aydın kişisi olarak Trabzonlu hemşehrinize bir gönderme yapmak ya da bir şeyler söylemek ister misiniz? Keşke burada şu an olsa veya herhangi bir yerde karşı karşıya olsak da daha fazlasını söylemek isterdim. İnternet kanalıyla izleniyor. Yani vardır. Hocam. Birileri söylüyor olabilir, söyleyecek de olabilir. Söylesinler ama ben karşı karşıya olmak isterdim. Müzikten önce girerdim. Yaptığın müzikle gerçek Karadeniz müziğinde öldürmüyor musun? Yaptığın müzik sentez müzik. Yani müzikten girdiği zaman. Evet. Gerçek türkü yok. Karadeniz'in türküsü yok. Yani işin o boyutuna da girdiğimiz zaman çok sağlıklı konuşmam orada da. Ama o söze gelmeden önce, yani benim Kabe'm insandır sözüne, kıblem insandır sözüne gelmeden önce bu kardeşimizi yine başka sözleriyle de ben şahsen hatırlıyorum. Ve Trabzon'u aşağılayan bir sözüyle. Trabzon, affedersiniz neyse sırtı diyelim, yani sanıyorum daha kaba da kullanılan, yani sırt tarafından ne olduğu biliniyor. Sırtı denize dönük insanlar tarafından yönetiliyor dedi. Normalde şu Trabzon'u onu o sözlerinden dolayı özür diletmesi gerekirdi. Bu yapılmadı. Aksine sahip de çıkılıyor yani. Yani Trabzon iyi veya kötü,
burada AK Parti Belediye Başkanı'na şu an bilmiyorum açık ve net söylüyorum. Siyasette de ilgilenmediğim için çok da bilmiyorum ama 150-60 herhalde oy verdi. Yani siz o insanlara hakaret ediyorsunuz, bir anlamda da aşağılıyorsunuz. Yani o insanların sırtı denize dönük. Yani denize girmeyen insanlar anlamında tarafından yönetildiğini söylüyorsunuz. Trabzon'u bile aşağılamıştır. Bunun özrünü isterim ondan. Trabzon istemese de ben istiyorum. Çünkü Trabzon'da entelektüel... Gördüğünde söyleyeceğim hocam. Tabii ki. Trabzon'da Türkiye'de entelektüel fazla olmadığı gibi Trabzon'da da yok. Ama ben buradan soruyorum ona. İki, şöyle bir sözünü yine ucuz bir sözünü hem de. Anıtkabir'e giden insanlar, çorapları kokan insanlar Anıtkabir'e gitmesin. Ya bu ne tuhaf şeylerdi. Sana mı kalmış Anıtkabir? Çorabı kokan insan da gidebilir, sevebilir yani. Bu iş sadece sana mı kalmış kardeşim? Yani birinin buna onları söylemesi lazım. Bunlar belli bir kesimi mutlu etmek için, onları işte onlar tarafından reyting kazanmak için veya izlenme oranını, yani çorabı kokanlar onu izlemeyeceği, diğerleri daha çok izleyeceği için herhalde bir takım sahiplenilmek duygusuyla belki açıklamalar yapıyor. Belki kendisi kalben de inanmıyor. Ama buna gerek yok ki be kardeşim ya. Çık sanatını yap. Ne vereceksin insana ver. Şimdi en son gafı diyelim. Onun için bir özür daha bekliyorum şimdi ondan. Özür sayısı fazla. Bir değil, birden fazla. Benim kıblem insandır. Ya tırnak içinde yüz yüze olsam daha sert konuşurdum. Ya insaf be kardeşim ya. Kıble dediğin bu ülkenin insanlarının yöneldiği bir mevki. Orada Kabe var. Sen şimdi kullanacaksan bir şey, başka bir şey kullan. Beni rencide ediyorsun. Ben rencide oldum. Açık ve net söylüyorum. Trabzonlu olarak değil, bir Müslüman olarak rencide oldum. Trabzonlu olarak Trabzon'un insanı olduğu için de oldum. O bahsediyor. Ama sen Müslümanların kıblesi yöneldiği, her beş vakitte yöneldiği bütün hayatlarını oradan tazim ederek bir ahiret inancı da beklediği yer anlamında nasıl bir o cümleyi, kavramı kullanabilirsin? Yapma be kardeşim ya. Git başka bir şey söyle ya. Ben insana taparım de. Tap. Ben yadırgamam seni. Tapmak istiyorsan tap. İnsan eğer senin kıblense başka bir şey kullan. Kıbleyi kullanma. Hocam şöyle bir düşünceyle söylemiş olabilir miyim? Kıblem insan derken insanlarla uğraşmak, insanlar ya derdim anlamında. Hanımefendi. Ama ifade şekli tabii ki... Terim olarak yanlış. Tamam, şimdi iyi niyetle baktığımız zaman böyle de mezarlıklar iyi niyetlerle dolu. Orada benim kavramım, benim değer ölçüm sulandırılıyor. Terim yanlış diyor. Değer ölçüm sulandırılıyor. Evet. Siz bunu o niyetle yapmamış olabilirsiniz. Hayır, ama olabilirsiniz. Ama bu insanlar tarafından kabul gelir. Sizi izleyen insanlar var. Sen benim anlamına gelmez. Tabii doğru. Benim değer ölçümü niye kullanıyorsun orada? Evet. Şimdi... Hatırlayınız, izlemediğimiz Pespaya filmlerinden biri Sümeyla'nın şifresinde Kur'an-ı Kerim'de alay edilmiyor muydu? Hı. Ses çıkarmayalım öyle mi? Yarın insanlar zaten aldırış etmeyecekler eğer buna ses çıkarmazsak. Hı. Bu da öyle. Bu kardeşimiz Trabzonlu, ondan istirham ediyorum, düzelsin bu hatalarla. Farkında olsun. Senin ne yaptığın da beni çok ilgilendirmiyor. Gerekirse sanatı da tartışırım kendisiyle. Hı. İlgilendirmiyor. Bakın bugün bu konu gazetede okumuştum ben. Orada şöyle bir ifadesi vardı, yanlış hatırlamıyorsam. Türk sanat müziği söylemez misiniz, söylemeyecek misiniz diye bir soru soruluyor. Aynı röportajda diyor ki orada Volkan Kınar. Biraz diyor içki alırsam diyor söylerim diyor. Yazık ya. Yani Türk sanat müziği. Zaten bugünün sanatçıları ancak içkiyle sanat tırnak içinde. Ne sanatı ya? Sanat yapabiliyorlar ya. Yani siz Türk sanat müziğini içki içerek yapabileceksiniz öyle mi? Hiçbir şey yapamazsın kardeşim ya. Sanatçı da olamazsın kafayla deriz insana. Bunlar doğru şeyler değil. Ben geçen hafta da konuşmalarımızda şunu belirtmiştim. Toplumun aynası olan, aydın kesimde olan işte bilim dalı, sanatçı gibi insanların bu tip şeyleri sarf ederken gerçekten de çok son derece dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü işte böyle değişik yorumlara farklı sebebi verebiliyor. Ama sanatçı olunmadığı için. Evet. İşte münevver olunmadığı için. Evet. Sanatçı dediğiniz veya yazar dediğiniz, ben yazar biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz, bilgilendiren insana, entelektüel ben bilgilendiren insana derim. Eğer beni bilgilendirmiyorsa sanatçı denilen, evet. Yani bu aslında bunlara müzisyen demek lazım, sanatçı da doğru değil. Eğer insanlar gerçekten o yaptığı işle bilgilendirebiliyorsa onu ciddiye alırım. Eğer bilgilendirmiyorsa hiç ciddiye almam. Çok açık ve net. İsterse 30 tane de fakülte bitirsinler. Şimdi bakın, bugün bir videosunu gördüm.
İnternette baktığım zaman başka ne şeylikler var, hani saçmalıkları gibilerden baktığım zaman şöyle bir şeyini gördüm. Şimdi son yıllarda müzik yapılırken de hala o izleyiciyle de muhabbet yapılıyor. Artık orada ses gitmiyor, artık gereği de yapılamıyor ya. İşte araya fıkralar, espriler katılarak. Sanat değil tabii. Bunlarla sürülüyor. Baktım, şov gibi. Şimdi baktım ki orada şunu diyor. Bir taraftan da mutlu oldum. Diyor ki mezarlıklar diyor bir kültürdür diyor. Yani bir böyle espri şov içerisinde Karadeniz'den de bahsederken işte mezarlığa git bir örnek vererek mezarlık üzerinden bir kültürü insanımıza öneriyor, öngörüyor da. Kardeşim bunu söyleyen insan o insanların çoğunun tırnak içinde söylüyorum ayağının koktuğunu da bilir. Bu yörenin insanı. Yani alın teri vardır. Onun kokusu vardır. Vardır. Sen bu insanlara sırtını denize dönmüş veya işte çorapları kokuyor veya kıblesi benim kıblem insandır şeklinde konuşmalarla rahatsız etmemelisin ya. Birazcık dikkat. Benim istirhamım o kardeşimden birazcık daha dikkatli olması. Karşımda olsa çok açık ve daha sert olurdum. Bir programı alırız hocam. Olabilir. Bulduğumuzda kendisi. Olabilir ama şov için değil. Ben bilgi üzerine ancak program yaparım. Kesinlikle. Evet. Hocam bu noktada ben de şunu söylemek istiyorum. Herkesin düşünce çeşidi vardır. Nasıl ki beyin çeşidi çoksa düşünce çeşidi de çoktur. Buna paralel olarak da yürek sevgi çeşidi çok olduğu söyleniliyor. Sizce bu tanımlama doğru mudur? Doğru olan nedir yani burada? Bu konuda diyorsunuz. Bu konuda. Herkesin düşünce çeşidi çoktur. Çoktur. Varsayalım böyle deniyor. Deniyor da yani bu tür şeyler. Veya şöyle deniyor. Ya bu benim doğrum. Senin doğrun da... Doğru kişiye göre. Değişir. Değişir gibi. Mi? Ya bundan büyük saçmalıklar olmaz yani. Bunlar hep saçmalık. Fakat kişi bunu konuşurken saçmalık yaptığını da bilmiyor. Evet. Doğru hiç değişmez. Hiç tarihin hiçbir döneminde de değişmemiştir yani. Doğru ortada bir yerde hep vardır. Fakat buna karşılık olarak pek çok yanlışlık vardır. Pek çok yanlışlık vardır. Yani doğru ortada fakat kişiler bir yanlışlıktan bir başka yanlışlığa geçer. Hadi şöyle örnek vereyim mesela. Bakıyorsunuz ki 70'li yıllar, 60-71 yıllar Türkiye'mizde Süleyman Demirel rüzgarı esiyordu. İnsanlar siz Süleyman Demirel'i eleştirdiği zaman, bunu ben yaşadığım için de kendi aile çevremden de söylüyorum bunu. Süleyman Demirel'e laf söyletemezsiniz. Ya tamam bu adam zihniyet olarak yanlış diyorsunuz, anlatıyorsunuz. Fakat insanların sizi anlaması mümkün olmuyor. O insan neredeyse bir tabu, neredeyse tırnak içinde ideolojik bir daha da ötesi inanıyor. Size inanmıyorum. Taparcasına. Taparcasına ben kullanmak istemedim. Neredeyse din haline getirilmiş şekliyle de. Bir dönem vardı öyle. Böyleydi. Partizanlıklar falan ama. Şimdi de var. O değişmedi. Sadece versiyonları değişti. Oraya geliyordum ben de. Yanlışlığın çeşitli versiyonları. Doğrudur. Şimdi orada böyle olduğu zaman insan diyorsunuz anlaması mümkün olmuyor. Peki bakıyorsunuz ki 10 sene geçiyor aradan veya bilemediniz 20 sene o adam yanlış oluyor. Sorun nerede? Doğru mu değişti? Burada? Hayır. Yanlıştan başka bir yanlışa gidiyor. Doğruyu bulamıyor. Ne yaptılar? Özal'ı buldular. Aynı versiyon şimdi. Özal iyi bu defa. Herkes işte Özal. Özelleştirme o ara yalancı cennet olarak Özal'la birlikte ülkemize sunuldu, kandırıldık. Biz değil de kandırılan kandırıldı. Şimdi ne oldu? Özal doğruydu. Özal'ın görevi bitti. Yanlışlık mı ortadan kalktı? Yok. Yanlışlık yine aynı versiyonla devam ediliyor. Ama doğru hep var. Kişilerin tercihleri yanlış oluyor. Şimdi mesela Voltaire atfen, Fransız düşünür Voltaire atfen şu denir. Ben senin düşüncene inanmıyorum ama kabaca mealen söylüyorum. İnanmıyorum ama senin işte düşüncelerini savunmanı desteklerim. Ya bu çok da kullanıyor. Açık da geliyor yani insanlara böyle entelektüel takılanlara. Entelektüelin münevveri ne olup olmadığını bilmeyen insanlar. Bunu söyleyerek de karşısındakine hani bir anlamda özgürlük tanıdıklarını, onun özgürlüğüne destek verdiklerini zannederek de bunu söylüyorlar. Böyle bir saçmalık olmaz ya. Karşımdaki kişi yanlışlığı savunacak. Ben de senin o yanlışlığına inanmıyorum ama destekleyeceğim. Böyle bir şey yok bizim kimliğimizde, bizim kendi kimliğimizde, gerçek milli kimliğimizde böyle bir şey yok. Emril bil maruf nehyan-ı münker. Yani iyiliği emretmek, güzelliği emretmek, göstermek, yanlışlıkları düzeltmek vardır yani. Yanlışlık varsa söylenmelidir. Ama bize öğretilen şey... Tamam sen yanlış olabilirsin, benim doğrum farklı, o da senin doğrudur, savunuyorum. Böyle bir şey olmaz.
Dolayısıyla da sizin sorunuza gelirsek, kişiye göre doğru olmaz, böyle bir şey olmaz. Doğru tektir, evrenseldir de. Her yerde aynıdır doğru. Peki hocam, doğru değişmez diyorsunuz. Evet. Hayatımızda da her zaman, her gün, her dem tercih seçim, tercih seçim söz evet. konusu. Biz bu kritikleri dikkate aldığımızda o zaman nasıl doğru tercih yapacağız? Nasıl karar vereceğiz? Gayet güzel ifade ettiniz. Yaşamımız her dem tercih. Bir seçim, farkında olmasak da. Tıpkı şu an bizi izleyenler varsa yaptıkları tercih gibi. Şu an bizi izlemiyor da olabilirler. Yani insanlar bizi görüp evet, başka tarafa da geçebilirler. Bu da bir tercihtir. Yaşam tercihtir söylediğiniz gibi. O zaman ben buna şöyle bir örnekle yapayım, açayım bu sorunuzu. Ben Ortahisar'da büyüdüm. Trabzon'da, Bahçecik'te işte arasında, Bahçecik'te de eskiden orası daha biraz şeydi işte ne diyelim, az sayıda ev vardı. Bizim orada da işte bir evimiz vardı. O arada büyüdüm. Ortahisar, Bahçecik arasında. Dolayısıyla çocukluğum Bahçecik daha köy havasındaydı o zamanlar az sayıdaki ev nedeniyle. Dolayısıyla hayvanlar, affedersiniz ve kargalar vardı. Şimdi karga benim çocukluk anılarımda kötü bir hayvandır. Yani öyledir. Nereden geliyor bilmiyorum ama kargaya iyi bir hayvan olarak bakmazdık biz çocukluğumuzda. Hatta görsek işte eskiden lastik, benim birader çok yatıcıydı. Kuş avlama da böyle lastik şeylerle, taşla. Kargadan nefret ederdik. Tabii bunu bilmiyoruz ama sizin sorunuz güzel bir yeri de temas ettirecek bana bu konuda. Bu kargaya olan düşmanlığımızın, nefretimizin sebebini sonraki hayatımda bilgilenme sonucu öğrendim. Şuradan geliyor gördük. Nuh tufanı hadisesinde Nuh aleyhisselam tufan gemisiyle giderken karaya bulmak için yani denizde o suyun içerisine giderken bir karga uçurduğu rivayeti var. Fakat karga gemiden karaya bulmak için Nuh aleyhisselam gönderince karga geriye dönmedi deniyor. Dönmeyince diyor deniyor Nuh aleyhisselam ona lanet etti diyor. Bakın şimdi burası çok önemli. Yani bu kargayla ve Nuh tufanıyla ilişkilendiren ama Tevrat'ta olan bu haber, Tevrat'ta, Kur'an'da falan yok böyle bir şey. Bu haber bizim kültürümüze de girince bizim kültürümüzde, bizim arka planımızda kargadan nefret eder. Çünkü nefret edilmiştir tarihsel olarak. Toplumlarda o anane olarak yaşatılmıştır sözlü bilgi olarak. Bizim toplumumuza da girmiş, kitaplarımızda da bu anlatılırdır. Onun için de karga sevilmez. Fakat buna karşın şeye bakalım, bu gerçek tufan hadisesini bildiren bir belgesel örnek vardır tırnak içinde. Bu Sümer tufanı denilen hadisede bu karga ile ilgili bildiri yok. Daha sonra insanlar tarafından bozulmuş Gılgamış destanında bu haber var. Burası da önemli. Yani gerçek tevhidle ilgili haberlerde yok. Muharref haberlerde bu var. Bakıyoruz Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an ise kargayı bir yol gösterici olarak gösteriyor. Habil-Kabil örneğinde, yani Adem Aleyhisselam'ın çocuklarından Kabil'in, Habil'in kardeşini öldürmesi sırasında karga oraya bir yol gösterici olarak gönderiliyor. Bu Kur'an ayettir. İzleyenler Maide Suresinin 25-31 arası, 27-31 arasındaki ayetlerine bakabilirler. Karga, kardeşini öldüren Kabil'e, kardeş cesedin, çünkü yeryüzündeki ilk gömülme hadisesi bu. Nasıl gömüleceğini gösteriyor, geriye şey diyor, gösteriyor ve orada Kabil de şu karga kadar olamadım diyor ve hadiseyi tamamlıyor. Kur'an, söylemek istediğim şu, Kur'an kargayı zeki bir hayvan, yol gösterici olarak bize tanıtıyor. Bilim dünyasına baktığımız zaman karga yeryüzündeki kuşların en zekisidir. Bilim dünyasının şeyidir bu, öngörüsüdür ve doğrudur. Kur'an da bunu destekliyor. Onun için sizin sorunuzdaki doğruları nasıl bulacağız, tercihlerimizden nasıl sağlıklı yapacağız? İşte herkes orada, evine bir tane karga alacak. Evet, yol gösterici alacak. Karga yol göstericidir. Tırnak içinde kullanıyorum onu. Arka mal olmuş yanlış bir tanımlaması vardır. Kılavuzlu karga olanın diye ama yanlış bir tanımlama. Çok teşekkür ediyorum. Ben unuttum, siz bana hatırlattınız. Hemen ona dokunayım. Nereden geliyor o? Hristiyanlıktan. Evet. Nasıl geliyor? La Fontaine hikayelerinde. Evet. Karga ile tilki hikayesi. İzleyenler de hatırlasınlar. Diyorlar ya işte karga ağzında peynir var. Peynir. Tilki onu yiyecek. Karga evet. Kardeş aç ağzını. Aptal karga açıyor ağzını. Şey düşüyor. Kardeşim. Böyle bir şey yok. Bu evet. Yahudilik ve Hristiyanlıktan gelir. Hı. Onun için herkesin kendine tırnak içinde söylüyorum. Bir karga bulması lazım. Karga. Yani yol gösterici.
O yol gösterici bunu Kur'an belirtmiştir. Kur'an'dır yol gösterici. Bilimlere, bütün bilimlerin, akla uygun mantıklı açıklamalarıyla, ayetleriyle birlikte Kur'an. Bütün bilimlerin köken kitabıdır, yol gösterici odur. Evet. Onun için sıklıkla ve her dem diyoruz ki okuyacağınız şey Kur'an-ı Kerim'dir, o bu değil. Madem yol gösterici bir cümle izin verin onu da tamamlayayım. Birkaç gün önce okudum gazetelerde. Malumunuz işte izleyenler de hatırlarlar. İşte Ahmet Cübbeli, Cübbeli Ahmet denilen şahıs şey yapılmış. Nedir o? Tutuklandı. Gazetelerde vardı bir gün önce. Çok enteresan. Bütün gazetelerde aynı haber. Yerine falan hoca geldi. Fakat burada enteresan olan nokta şurası. Peygamber soyundan geliyor. Ya kardeşim nereden çıktı birdenbire peygamber soyundan bir insan, seyyid? Arka planda bakıyorsunuz ki yok. O soydan geldiğini varsayalım. Şimdi bakın eğer siz karga bulamazsanız, gerçek yol göstericiyi bulamazsanız dolayısıyla tercihler yanlış olur. Kur'an'a baktığımız zaman yol göstericiye. Baktığımız zaman Kur'an diyor ki Saffat suresi 101-102'de Hazreti İbrahim ve çocukları hadisesinde soydan gelebilirsin. Ama o soyun seni kurtarmıyor. Kurtarmaz. Yani varsayalım ki ona da itiraz olur da itirazımız var da. Soydan bile gelsen, herhangi bir peygamberin soyundan gelsen veya Hazreti Nuh örneğinde olduğu gibi oğlun bile olsa bir şey ifade etmez. O soydan gelmesi kimsenin bir şey ifade etmez. Ancak Kur'an'ın bildirdiği anlamda iyiler ve kötüler anlamı da iyilerde yerini bulabiliyorsan bir anlam ifade eder. Kur'an onlara selam olsun diyor. Kur'an'ın ışığı altında cüz-i iradesiyle. Işığı altında, yol göstericiliği Kur'an'dan altında, hareket dersen. Yani cüz-i irademizi kullanarak tercihlerimizi, seçimlerimizi yaptığımız... Sağlıklı yaptığımızda sorun olmuyor. Onun için Kur'an sıklıkla akletmez misiniz? Akletmez bize kapımıza, beynimize çakıyor. Evet. Onun için herkesin akletmesi gerekiyor. Yol gösterici olan Kur'an'a mutlaka dönmesi, mutlaka ve mutlaka meal. Sabah akşam fuzuli bir sürü roman okunuyor, fuzuli bir sürü kitap, uyduruk kitaplar okunuyor. Ya Allah aşkına bir de Kur'an okuyun, meal okuyun, hikaye gibi okuyun, şiir gibi okuyun, edebiyat gibi okuyun. Belki ilk okumada anlaşılmaz, yani zor gelebilir, altyapı yoktur çünkü. Ama sonrasında o size hitap eder, bir adım atın, o size 10-100 adım atar. Kesinlikle. Onun için yol gösterici olarak ben Kur'an'ı tavsiye ederim. Evet hocam, kılavuz olarak. Evet. Yine hocam kişiye göre farklı yorumlar aldığımız bir konu var, domuz gribi konusunda. Evet. Ondan önce de kuş gribi vakasını yaşamıştık. Hayli korkutucu günler geçirmiştik. Evet. Hatta elimizi sıkmıyorduk, birbirimizin püşmüyorduk falan filan. Tabii tabii. Şimdi tekrar yine domuz gribi gündeme geldi. Fakat Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması da domuz gribi vakası vardır ama korkmayın şeklinde. Az önceki açıklamalarımızın sanki kişiye göre farklı yorumlar gibi, farklı doğrular gibi. Sizce buradaki doğru ne hocam? İşte, vatandaşlarımızı aydınlatmak açısından. Akletmez misiniz Kur'an'ın yol göstericisine kabul etmezsek işte sıkıntılar başlar. En basit soru. Aynı bakan birkaç sene önce söylediği şey korkudan aşı olun. Aşı, kendinde aşı oldum diye kamuoyunun önüne çıkmıştı. Evet. Yani vaka var, aşı olun. Aynı süreçte hatırlayınız yine Sayın Başbakan da yok ben aşı olmam dedi. Böyle de bir tuhaf durum. Yani bakan bey aşı oluyor ve millete aşı öneriyor. Sayın Başbakan da aksini söylüyor. Can tesirlerinin çok olduğunu bildiği için hocam. Evet, 500 milyon... Kobay olarak da kullandırmak istememiştir kendisini. Şimdi 500 milyon dolarlık da ilaç alındı bu ülkeye. İşin o tarafına da girmeyeceğim. Madem işe yaramıyor niye alınıyor? Evet. Hesabı var tabii bunlar. Şimdi Sayın Bakan şimdi tehlike yok diyor. Evet. Fakat halktan gizlenen şu yani. Ne yazık ki de hatta şöyle diyelim. Bu demokrasi denen tırnak içinde uyduruk sistemin. Amerikan dış politikası olarak tanımladım ben onu. Gerçeği insanlara ancak %1 söyleniyor. Yani kamuoyu hep bilgiden yoksun bırakılıyor. Yani neler olup bittiğinin arka planını söylenmiyor. Ben şu an hatırlayamıyorum ama 2009 yılı mıydı? Domuz gribi olduğu zaman Ankara'da bir televizyon kanalı beni çağırmıştı. O zaman da Sağlık Bakanlığı'nın bir yetkilisiyle programdaydık ve bu konuyu konuştuk. Orada ilk vaka Meksika'da çıkmıştı. Orada hasta kalkıyor. New York'tan, Amerika'dan Hollanda'ya geliyor. Hollanda'dan geçiyor ki o zaman hani termal kameralar işte gösteriyor, hastaları buluyor falan şeyleri vardı, öngörüleri vardı. İstanbul'da biz övündük o zaman ki Sayın Bakan dahil. Yani biz yakaladık, bulduk şeyi. O zaman o Sağlık Bakanlığı'nın genel müdürüne yetkiliye sormuştum. Ya bu Amerika'dan, New York'tan çıkıyor. Adamlar tespit edemiyor.
tırnak içinde Hollanda'dan çıkıyor, teslim edilemiyor. Biz Türkiye'ye teslim edip, böyle bir şey olmaz. Oradakiler gönderiyor size. Bu neye benziyor? Bilerek gönderiyorlar. Bu neye benziyor? Şuna benziyor. Sinema kültürü olanlar bilirler. Kovboy filmleri falan izlediklerinde geçmişte işte Amerikalılar onlara şey verir. Soğuktan halı battaniye verir. Fakat hep tifüslü, tifolu şey mikrop verilmiş battaniyeler verdiler ve o toplum o şekilde, bu şekilde de yok oldu. Yani o kültürün, Batılı beyazın kendi kültüründe yok etme inancı vardır. Biz buna, en azından ben buna Malthusçuluk diyorum. Malthus üstündeki protestan bir papazın öngörüsüdür bu. Yani insanlar çoğalıyor, nüfus sürekli artıyor. Kendi dışındaki nüfus özellikle. Kendileri değil, kendi dışında artıyor. Bu nedenle nüfusun kontrol edilmesi lazım. Yani bunun karşılığı yok edilmesi lazım demektir. Nüfusun kontrol edilmesi. Dolayısıyla da insanların kaynakların bitmemesi için öldürülmesi gerekir. Tırnak içinde söylüyorum. Bu anlayışa sahiptir. Bu bir inançtır. İnanç olarak yaşamıştır Malthus'tan sonra. Karl Marx'ta bu vardır, Lenin'de bu vardır. Bakın çok iddialı isimler. Hani bizim sosyal demokratlar diyelim, ne olduğunu da bilmeyenler. İktisatın savunduğu da bir tezdir zaten. Tabii kendisi. Ki. Kaynakların kıt, insanların ihtiyaçlarının çok olduğu. Doğru. Fakat benim söylemek istediğim şu. Kendini sosyalist bilmem benzeri uyduruk şeylerle tanımlayan insanlar aslında bunun Amerikan köklenciliği, dinciliği olduğunu, fundamentalizm olduğundan da haberleri yoktur. Başka bir şey zannederler. Hı hı. Karl Marx dahil hepsi fundamentalisti ve insanları yok etmek için programlanmış insanlar da o projeydi. Evet. Bunu Darwin üzerinden örneğini vereyim. Bir papazdı, bilim adamı falan değildi. İngiltere savaş gemisindeydi. Gittikleri her yerde kendi o Beagle isimdeki bir yerle Güney Amerika'daki insanları öldürdüler. Aztekler var biliyorsunuz tarihte, Orta Amerika'da yaşamış insanlar, Güney Amerika kısmında da var. Oradaki insanları hep yok ettiler. Yani neden? Çünkü oralarda altın var, gümüş var, kuzeyde daha farklı madenler var Kuzey Amerika'da. Yok edilmeleri gerekiyor. Çünkü o anlayış, yani Batılı Beyaz'ın kendi inancı, yeryüzündeki ham madde kaynaklarının sadece kendilerinin olması gerektiğine inanıyor. Aynı zamanda bir medeniyet inşa etme, bir dünya inşa etmenin de ancak kendilerine verilmiş olduğunu kendi inançları anlamında, inanç ahlakları anlamında inandıkları için de rahatlıkla insan öldürebiliyorlar. Bu bugüne kadarki bütün hadiselerde görülüyor. Dünyanın her yerinde şu an insanların birbirini öldürmesinden görülüyor. Dahası AIDS ile ilgili konuşalım. İşte Afrika'da ortaya çıktı, maymundan çıktı şeklinde öngörüleri var. Nerede? Laboratuvarda üretilmiş. Laboratuvardan insanlara Afrika'ya veriliyor. Dolayısıyla da oradaki insanların önemli bir kısmı kırılıyor. Şimdi mesela domuz gribi ile ilgili olarak deniyor ki, böyle iddialar da oldu bu grip, domuz gribi salgınından sonra. Sağlık sektörü, sağlık küresel şirketler para kazanmak için yapıyorlar. Para kazanmak gibi şeyler, bunlar işin ucuz tarafıdır. Mesela Amerika Orta Doğu'ya giriyorsa petrol için girmiyor. Bu tür cahiliyet var. Yani 20. yüzyılın, 21. yüzyılın cahiliyeti böyle bakabiliyor. Değil. İşin esası kendi inançları anlamında giriyor. Çünkü orası onlar için cennettir. Mezopotamya, Irak onlar için. Yahudilik özelliğiyle de cennettir. Dolayısıyla inancı anlamında giriyor o topraklar. Petrol değil. Petrol gibi şey ikincidir. İşte domuz gribi hadisesinde de sağlık sektöründe para kazanılır üzerinden ama gaye para kazanmak değildir. Esas da inanç ahlaklarının şeye yansımasıdır. Küresel ısınma iddiası üzerinden de bunu yapıyorlar. Nüfusu sorun görünüyorlar ve insanlığın nüfusunun sorun görülmesi onlar için güvenlik sorunu oluyor. Kendilerine göç olacağı öngörülerle şu an o insanları göç etmemesi için yerlerinde tutmak istiyorlar. Onun için Türkiye Afrika'ya gidiyor. Başka bir şey için gitmiyor. Afrika'da yardımlar vesaire gibi şeyler. O insanların bir anlamda pasifize edilmesi. Bizde çeşitli dernekler var, yardım dernekleri. Arada buradan isim de vereyim. İHA kendini sorgulasın. Yardım ediyor dünyanın her yerine. Veya kimse yok mu? Benzeri şeyler yani. Siz bu tür yardıma yapılması gereken olmazsa bu yardımlar da sadece insanların öfkesini, doğacak öfkesini önlersiniz. Oysa o insanların niye o durumda olduğunun sorgulanması gerekiyor. İşte bu tür şeyler de pasifize ediyor. Onun için domuz gribi hastası gibi şeyler kabul edilebileceği gibi durduk yerde kene mesela aynı olay. Ya 40 yılın kenesi, insanlar bunu vücutlarında gezdiriyorlardı bizim yöremizde dahil veya Anadolu'da. Terörist mi oldu durduk yerde kene, terörist mi olur? Hayır.
Laboratuvarda yaparsanız ama olur mu? Laboratuvarda yaparsanız. Sonra. Kuşların güzergahı bellidir. Siz kuşların güzergahına, kuş gribine ait diyelim virüsü koyarsanız veya bir kuşa verip o kuştan varsa sanarsanız veya benzeri başka örneklerle o yayılır. Dolayısıyla da siz oradan istediğiniz amacı elde edersiniz. Asıl amaç ne? Şimdi oraya geleyim. Domuz grubu dahil bir korku oluşturma. Korku oluşturma. Bu korkulardan benzeri kıyamet senaryosu da aynı. Korku oluşturmak. Maya takvimi sonlanacak 2012 kıyamet sonu geldi. Tarihin sonu vesaire gibi. Evet. Korku oluşturmak. Neden? Çünkü korku birleştirici oluyor. Korku birleştirici olunca insanlar aynı düşünüyor. Türkiye'deki insan da Arjantin'in uç noktasındaki insan da aynı şeyi, Yeni Zelanda'daki de aynı şeyi. Çünkü korku birleştirilince insanlara siz daha kolay hükmedebiliyorsunuz. Evet hocam. Bu defa diyorsunuz ki, işte diyelim domuz gribine siz Türkiye'de tek başınıza baş edemezsiniz. Ama küresel olursa mücadele, o zaman siz bununla mücadele edin. Dolayısıyla sizi burada o millilik vasfınızı yine bir şekilde bu anlamda da yıkarak sizi küreselleştiriyor, küreselleşmeye entegre yapıyorlar. Onun için bu tür şeylere de açıkçası ben inanmıyorum. Laboratuvar olarak bakıyorum. Korku oluşturulması üzerine oluşturulmuş bir sistemin bir parçası olarak bu anlamda da korku oluşturuluyor diyorum. Onun için de halkımız, yöneticilerimiz bizden gerçekleri gizlemesinler. Gizlemesinler. Biz olduğu gibi hasere anlatsınlar. Ya komple teorisi gibi bir şey mi üretiliyor bu sağlıkla ilgili yapılan? Yani böyle bir şey üretilip korku üzerinden korku insanlara enjekte mi ediliyor? Yaşama da geçiyor. Yani keneysiz terörist gayri yaparsanız. Itari, gayri itari. Bizim hayatımıza giren bir şey. İşte doğada ya. Yaşayan köylü çiftçi kadının birebir temas kurduğu. Dahası an. Bir sürü tavuk ve şeyimiz öldürüldü o hase evet. nedeniyle. Biz nasıl? Tarımsal yönden tarımımızı da öldürdük. Biz öldürttük bunu. Bizi öldürtüyorlar. Öyle evet evet bu bilinçli bir yapılan bir şey. Tabii ki yani bu kesinlikle. Başka bir şey değil ki. Bunu yetkililer de arasından biliyordur neler olup evet. bittiğini yani. Onca tavuğun telif olması. Ama bizim olması bunları bence vatandaş olarak bilmemiz gerekiyor. Bizden gizlenmemesi gerekiyor. Demokrasi diye bir sistem varsa hepimizin bilmesi gerekiyor. Ama ne yazık ki de evet. bizde çünkü bunlar örtbas edilerek. Çünkü bir tarafta başbakan, sayın başbakan öyle derken yakın geçmiş için söylüyorum bunu. Bakanı böyle diyorsa zaten sıkıntı var yani. Evet, bir şey var çelişki. Ortada demektir. Evet. Dolayısıyla da korkudan ziyade bizim bilinçlenmemiz, bilgilenmemiz gerekiyor. Söylemek istediğim o. Dolayısıyla evet. kamuoyu olarak, bu ülkenin vatandaşı olarak bilgilenme isteğimizi de buradan yetkililere iletmiş oluyoruz. Evet hocam, teşekkürler. Yine basına yansıyan hocam, Amerikan ordu üniforması içinde 4 askerin, daha doğrusu asker görünümlü 4 kişinin cansız yatan 3 Müslüman Afgan cesetleri üzerine işedikleri olayı evet. var. Şu an söylerken bile tiksiniyorum telaffuz ederken bile. Kayıtlarda askerlerin iyi günler dostum diyerek bu işlemi yaptığını, diğer askerin de duş gibi diye bir cümleyle rahatlama duygusuyla, hissiyle yaptığı görüntüler yansıdı. Hocam bunu nasıl değerlendireceğiz? Neler yapılıyor bu anlamda? Evet, şimdi biraz evvel yok edişlerle ilgili olarak rahatlıkla insan ölülüklerini öldürme falan derken, evet, derken ona atıfta işte bulmak istedim aslında. O yapı çok rahat da ölüleri affedersiniz işittirebiliyor. Evet, rahatladım evet. dedirtebiliyor. Evet. Bakın tamamen bu zihniyette yetiştirilmiş insanların bu insanları öldürme ya da bu anlamda yapılan pislikleri hiçbir kayıt göstermeden yapması. Bir o ödül alan eserinde de vardı şu başlık. Batılı beyaz adamın inancını anlamadan dünyada yaşananları anlayamazsınız. Bu benim her şeyim ilktir. Hatta Nafi'ye buradan bir gönderme de yapmış olalım. Ben de biraz yumuşatayım. Tebessüm etmek isteyen varsa da etsin. Nafi'ye ait böyle Osmanlı döneminin şairlerinden bir söz var. Diyor ki, benim kasidemi doğu, batı, kim varsa diye okusun diyor, anladın mı? Var mı diyor bunun gibi ifade edebilecek diye meydan okuyordu. Ben de Trabzon'dan, Trabzon'un bir insanı olarak meydan okuyorum. Türkiye'ye, doğuya, batıya, kuzeye, güneye. Söylediklerimizi söyleyebilen, daha doğrusu bilip de söyleyebilen de yok. Varsa da bir kıyıda köşede, en azından ortada yok. Ben bunu bildiğim evet. için. Batılı beyaz adamın dinini anlamadan, dinini bilmeden, inanç anlayışını bilmeden dünyada yaşananlar bilinemez. İşte o işemi hadisesi de dahil. Evet, evet. Yaş mantığını kavrarsak, ahlakını kavrarsak,
şeytani itiraz sahibi bu insanların, insanlığa yaşattığı sorunun ne olduğunu da bilemeyiz yani. Yaşananları da kavrayamayız. Dolayısıyla domuz gribini algılayamayız, kuş gribini algılamayız. Benzeri diğer hastalığı ve mal tuşçuluğu anlayamayız. Bilmezsek mal tuşçuluğu. Bugün felsefeden, her söz eden, Kant'tan, işte aklınıza gelecek şu an Thomas Hobbes'ten, bunların protestan, Hristiyan olduklarını, bütün hepsinin sayabileceğiniz şu an aklıma gelmedi. Hemen dur kendinden tut. Aklınıza ne kadar felsefeci, şu aydınlanma denen palavranın tarihte hiç yaşanmadığını, hadisenin protestanlıkla Katolik Hristiyanlık arasındaki savaşlar olduğunu, Türkiye'mizde konu olan laikliğin, ağzımızdan düşmeyen laikliğin aslında bu savaşlar, mezhep savaşları sonucu ortaya çıkmış bir sonuç olduğunu bilmezsek biz burada laikliği de konuşamayız yani. Dolayısıyla kökeni kavramalıyız, esası bilmeliyiz. Bir hadiseye bakıyorsak bütün üzerinden bakacağız. Eğer ayrıntı üzerinden bakarsak kavrayamayız hadiseyi. Dolayısıyla da Amerikalı askerlerin orada gidip ölüler üzerine işemesi ve rahatladım diye keyif almaları, tırnak içinde keyif almaları onların inanç ahlakları sonucu olarak yaşanmıştır. Bunu biz Irak'ta da gördük. El Gureyp hapishanesinde yapılan işkenceleri, kadın denilen, kadın askerler denilen oradaki insanlara yaptıkları vahşeti, bunlar bilinen bir şey, söylenmeyen şeylerdi. Ki işeme olayı bunların yanında hatta hiçbir şey. Bu en son hadise olduğu için de. Evet. Fakat aynı olayda orada bir de şunu hatırlayalım, kendimizi hesaba çekelim orada. Hikmet abi formülümüz var bizim Türkiye dış politikası olarak orada. Şu an orada değil ama bizim solcularımızın, bunu hakaret için söylemiyorum, tespit için söylüyorum. Kendilerini hani önemseyip de işte konuşup duruyorlar. Hikmet abi denilen vatandaşın, CHP'li eski liderlikte yapmış. Ne işi vardı orada? Çünkü Müslüman'ın Müslüman'la kandırılması söz konusu. O modelde oradaki insanların pasifize edilmesi söz konusu. Biz şimdi şu zihniyete bugün Suriye'de yardım ediyoruz. Mısır'da ettik, Libya'da ettik. Böyle bir şeye, bu sorumluluğa da bizim katkımız oluyor. Trabzon'daki vatandaşın da katkısı oluyor, işte Antalya'daki vatandaşın da katkısı oluyor. Dolayısıyla da neler olduğunu bilmeliyiz. Onun için o insanların o ölüler üzerine o tür hareketleri, çirkin hareketleri çok yapması... Çok son derece doğal diyorsunuz bu zihniyetle. Tabii ki inanç ahlakları anlamında. Doğru. Çünkü sizi insan görmüyor. Evet. Tevrat, yani burada şimdi o insanları, yani Tevrat anlamında da şöyle... Öldürme zihniyetiyle yetiştirilmiş insanlar. Herkesi hedef olarak konuşmuyorum, bunu da sıklıkla söylüyorum. Benim hep programımda dedim ki bu tür eleştirilerim varsa o insanların hepsine, o inancın tamamına şeklinde değil. Ama bu bir inançtır. Kendinden olmayanlar, affedersiniz, eşittir diyor. E şimdi böyle bakan o inanç terk edilmekten sonra, terk edilmedikten sonra bu sorunu siz ortadan kaldırabilir misiniz? İnsan demiyor size. İşte Darwin dediğimiz maymundan geldi demedi. O zihniyet Afrikalı hayvandır dedi. Maymundan geldi diye bir şey söz konusu değil. İnsanımız bilmiyor bunu. Öyle zannediliyor. Evet, ya bizim içinse, yani Asyalılar içinse yarı hayvan yarı insandır diyor. Onun için uygarlaştırılmaları gerekir diyor yani. Evet. Dolayısıyla bugün bütün Orta Doğu'da çekilen ızdırabın sebebi de bu. Giriyor adam, öldürüyor. Çok rahatlıkla insan öldürüyor. Eğer o Afganistan'da o hadise yaşandı, Irak'ta yaşanıyor, Türkiye'nin de sorumluluğu vardır. Bu zihniyetle bir arada olamayız. Olmamız gerekirdi deyip daha ileri gitmiyor. Evet, evet. Hocam bir mailimiz var. Onu paylaşmak istiyorum. Buyurun. Hocam. 95 yılında Bosna Hersek'te Birleşmiş Milletler Nezaretinde bir bölgede Sırp güçlerinin insafına bırakılan Bosnalı 8 bin Müslüman öldürülmüştü hocam, hatırlarsınız. Evet. Hollanda'da yargısı da bunun üzerine hocam. Bosna'da en kanlı katliamın yaşandığı Srebrenica'daki Birleşmiş Milletler Komutanı'nı yargılayacak diye basında açıklama haberini okuduk hocam. Sizce yargılama olabilir mi? Ne dersiniz? Olur tabii ya. Yani hayali bir yargılama olur, olur. Adı olur da hayali bir yargılama. Hayır, ayrıca ne ifade eder? 8 bin insan. Artı 95 yılından bu yana. Tabii hatırladığım kadarıyla 11 Temmuz 1900 çünkü unutulur bir hadise değil 95. Bu hadise de öyle hemen öğrenilmedi. Gizlendi. Tıpkı benim dedem isminin şerefle taşıdığım Ahmet Musoğlu'nun Sarıkamış hadisesindeki Enver Paşa denilen kişinin, yani Hıncı'yı alıp daha fazla şey söylemek istiyorum. Evet, 90 bin kişinin öldürülmesi hadisesinin bu toplumdan da gizlenildiği gibi. Srebrenica hadisesi de katliamı da insanlardan gizlendi fakat 2000'li yılların başında daha bir alevlenirleşti. Şimdi Hollanda
Sizin söylediğiniz gibi galiba işte yargılanacak falan. Oradaki Birleşmiş Milletler komutanı. Peki hadise ne diye baktığımızda orada Sırplar Birleşmiş Milletler'e sığınmışlar. Bakın Birleşmiş Milletler nedir? Hani işte uluslararası adaleti dağıtacak bir en azından yapılanma. Evet. Oradaki insanlar sözde da, yapılanma. Sözlerin ötesinde bir Amerika'nın İsrail'in şemsiyesi bir yapılanma. Evet, evet. O yapılanmaya sığınmışlar oradaki insanlar. Kadın, çocuk, 140 bin kadar sanıyorum insan. Sırplar bunları öldürmek istiyor. Geliyorlar, o söz ettiğiniz Kerenski mi neydi o şeyin adı komutanın, ona Hollandalı komutanın, hı hı, konuşuyorlar. Sırplar istiyorlar onları, Müslüman boşnakları. Anlaşmalar sonucunda, bakın hem genç erkekleri, hem delikanlı çağındaki erkekleri, hem de daha yaşlı erkekleri 8 bin kişiyi alıyorlar. Gaye o kamptan uzaklaştıracaklar da işte bir başka yerde daha rahat edecekler şeklinde. Alıyorlar bunu, araçlarla gidiyorlar. Hemen ötesinde orada silahlarla birlikte 8 bin kişi, düşünebiliyor musunuz? 8 bin kişi. Kesinlikle bizim hayal bile edemiyorum bizim hocam. Bizim bir küçük Akçabat veya işte daha diğer beldeler gibi. Evet, yok hocam, ediyorsunuz insanlığı. Kim bunu yapıyor? Birleşmiş Milletler yapıyor. Bu insanlar Birleşmiş Milletler şemsiyesinin altında. Adalet dağıtan, sözde bir kuruluşun altında. Evet. Bugün doğuda Kürt sıkıntımızı çekiyorsak yine bu belanın, bu lanetlerin şemsiyesi altında. Kesinlikle. Benzer pek çok örnek. Kürtler varsa, bugün hala ortada Kürtçülük varsa, 1914'lerden itibaren Birleşmiş, o zaman ismi Cemiyet-i Akvam'dı o yıllarda. Evet. Onun yine şemsiyesi altında. İsrail devlet olduysa onun şemsiyesi altında. Şimdi bu insanlar Birleşmiş Milletler bu insanları teslim ediyor ve 8 bin kişi öldürülüyor. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Yıl 2000'ler olmuş. Niye bu mahkeme? Onu da söyleyeyim. İfade edeyim yanlış hatırlamıyorsam. Bir aile, öldürülenlerden birinin ailesi, orada çalışıyormuş galiba elektrikçi, şu an yanlış diyebilirim onu, mahkemeye başvuruyor 2002 yılında. O mahkemenin sonucu bu şimdi. 3 tane suçlu buluyorlar. Fakat o Birleşmiş Milletler komutanının yargılanmasını istiyor. Şimdi siz insanları yok ettikten sonra, aradan da yıllar geçtikten 17 yıl geçmiş hocam. Geçtikten sonra o adam zaten yaşında bilmem ne olur, ceza verseniz ne olur, vermeseniz ne olur. Geçmiş olur. Siz önce zalimsiniz. Bir kere bu tespiti yapalım. Kesinlikle. Siz güvenilmezsiniz Birleşmiş Milletler'e diyorum. Evet. Sizinle işbirliği yapanlara da diyorum. Nasıl size biz teslim olacağız, adalet bekleyeceğiz? Yarın varsayalım ki bizim ülkemiz işgale uğradı. Ne yapacağız? Mecburen NATO diyeceğiz. NATO kuvvetlerine gidip sığınacağız. Bundan farklı mı olacak? Hayır. Evet, olmaz. Çünkü Batılı Beyaz'ın inanç ahlakını bilmeden yaşananlar anlaşılamaz. Komutanı değil. Eğer suçlanacaksa Birleşmiş Milletler suçlanacak. Çünkü onların şemsiyesi altındaydı bu insanlar. Onların koruması bütün altında olan, koruması altındaki nasıl bir koruma, öldürülüyor. Nasıl bir adalet, nasıl bir koruma sistemi ise böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. O zaman kimi suçlayacağız? Kesinlikle. Birleşmiş Milletler. Bakın bu şeyi başka bir yerde bulamazsınız. Evet, belki bazılarının oradaki işte cezalandırılacak bilmem ne mutlu olabilir. Mutlu olabilir. Evet. Bakın bu zihniyet 1920-30'larda Avustralya'da aborjinler var. Avustralya'nın kendi halkıdır bu. Evet, hatta hocam, şu uyduruk bir roman vardır. İşte bizim cahiliyet, alıp onu okur. Kadının ismini şu an hatırlamıyorum. Morgan neydi? Bu aborjinleri anlatan çok ünlü bir romandır. Evet, İsmini hocam, şu an hatırlayamıyorum. Ben de okudum. Ben de sonradan okumayı falan. Beni tanısaydınız o zaman okumayabilirdim. Okumuştum bunu. Şimdi bakın. Bu zihniyet 1920-30'da Avustralya'daki bu şeyleri cüzzam hastalığının üzerinde denediler. Bunların aborjinlerin. Fiilen bu insanları kobay olarak kullandılar. Uzak bir tarih değil, 1925-30'larda. Onlar üzerine ve onları öldürdüler. Daha geçmişte ne yaptılar? 1900-1880'lerde falan bu insanları aldılar. Washington'da, Amerika'da hayvanat bahçelerinde yarı insan, hani bu Darwin'den gelen maymundan geldiği iddialarının külçeyi olarak, kanıtı olarak hayvanat bahçelerine koydular aborjinleri. Bakın yarı insan yarı hayvan, bu insan değil diye bu insanlara çeşitli zulümler yaptılar. Deney için kobay olarak kullandılar. Şimdi ne oldu? Bakın çok enteresan. Tıpkı bu Hollanda hadisesi gibi bir değerlendirme yapacağım. 2000 yılında, hatırlayan var mı bilmiyorum, ben hatırlıyorum. Olimpiyat meşalesi Avustralya'da, yani aborjinlerin ülkesinde meşale yakılıyor. Hiç unutmuyorum, gazeteler, yayınlar falan. Aborjin bir kız meşaleyi yaktı.
Yani 2000 olimpiyatlarını aborjin bir genç atletti sanıyorum ona evet, yaptırdılar. Evet. Yani bir anlamda özür diliyorlar. Bir nesli değil birkaç nesli yok ettiniz. O ülkeyi işgal ettiniz. Bütün ham madde kaynaklarını aldınız. O insanları köle yaptınız. Karşılığı ne? Meşaleyi yaktık. Böyle bir lüks yok. Böyle bir lüks olmaz. Böyle bir özür yok. Daha böyle bir özür kabul edilemez. Evet, ben suçluyu arıyorum. Suçlu Birleşmiş Milletler'dir. Evet, oradaki falan komutan. Şimdi o da herhalde bizim gibi işte hastadır, yaşlı ilerlemiştir. Yakında o da yolcudur belki. Bu bir şey ifade etmez. Tabii. Suçluyu, gerçek suçlu ayağa kalk. Birleşmiş Milletler suçlu sensin. Bosna Hersek'te 8 bin kişi ölürken. Onun için ben sana itimat etmem. Diyecek olan evet. kişi gerekiyor aslında. Hocam yine NATO'dan bahsettik. Türkiye teröristlerce yönetiliyor. NATO'dan atılsın, destek kesilsin diye Texas valisi Rick Perry'nin bir açıklaması var hocam. NATO'dan atılsın mı diyor? Evet, NATO'dan atılsın, destek kesilsin diye bir açıklaması var. Aynı zamanda bu az önce bahsettiğimiz ABD askerlerinin Taliban cesetleri üzerine işemesi olayla ilgili olarak da destek verdiğini, çok haklı bulduğunu öyle mi? Açıklaması olmuş. Amerikan medyası ve politik çevresinde de bu anlamda tepki toplayan bir vali, sıra dışı bir vali olduğunu düşünüyorum ben de. Şimdi de Türkiye'yi kafaya takmış belli ki. Türkiye yönetimi hakkında İslamist idare şekli orijinli partinin başa geldiği andan itibaren, yani AKP'nin, dünya genelinde %14 oranında kadın öldürme olaylarının arttığını da söylüyor akabinde. Sizce İslamist Parti, AKP zaten bazılarının iddiasına göre de Amerika tarafından başımıza getirilen, bilinçli bir şekilde getirilen bir parti değil miydi desteklenip? Bu konuda ne söylemek istersiniz? Şimdi önce o gavur için söz edelim. İsmi neydi demiştiniz? Gavurun da yasaklandığını Türkiye'de biliyorsunuz değil mi? Artık yabancılara gavur denilmesi. Henüz daha değil ama bu ülkede çıkacak. Gündemde. Şu bizim cahiliyeti söylüyorum. Hani Ermeniler evet. için soykırım yapılmadığı evet. yasası Fransa'da var diye. Aman Fransız malları almayalım gibi bir cahiliyet de sevgileniyor. Geçmişte evet. burada APO üzerinden Trabzon Belediyesi de yapmıştı. Ama APO'larla işbirliği yapılıyor. Şimdi... O hadisede adam, siz Afganistan'daki tırnak için, affedersiniz, işeme hadisesi içinde destekliyor. Çok normal. Gavur. Çünkü inancını yaşıyor adam. Evet. İnanç ahlakını yaşıyor yani. Dolayısıyla da o hadisede öyle bir değerlendirmesi çok normal evet, yetiştir, bir şey. Şimdi Türkiye'de İslami Parti falan var demiş. İslamist orijinli partinin. Yani demiş. Bu anlamda. Birkaç sene, bir iki sene var mı hatırlamıyorum. Bir arkadaşımız, meslektaşım. Böyle kendini sorsanız işte sosyal demokrat. O da ne olduğunu bilmiyor da işte herkes bir şey tutacak ya o bir avantaj sağlıyor insana ya tanım olarak. Bir gün bana şöyle bir şey söylemişti. Benim de tabii ne düşündüğümü biliyor. Diyor ya işte gidiyoruz da köfteci cuma günü yani namaz saati. İnsanlar cuma günü de namaza giderler. O arkadaş köfte yemek istemiş. Olabilir. Camiye gitmiyor da onun tercihi diyoruz. Kapalı. Tamam da köfteci kapalı da işte dönerci açık bilmem ne açık yani dükkanlar hep açık. Git oraya. Yok şimdi kafayı oraya takıyor. Niye takıyor? Soruyla ilgili bu onun için girdim. İslam işte geliyor, şeriat geliyor. Dolayısıyla AK Parti üzerinden ve mevcut iktidar destekçileri üzerinden. Dolayısıyla çocuk ürküyor bu hadiseden. Evet. Ben de o günlerde yersiz endişe buna atfen bir yazı yazdım. Sonunda da galiba İslam'dan özür dileyim diye devam eden bir başlıktı o. Türkiye ne yazık ki bu işte benim ikinci Tanzimat dönemi olarak tanımladığım dönemde bırakın İslam'ın gelişmesini falan İslam hiçbir zaman bu dönemdeki kadar reforme edilmedi. Ne dediğimi biliyorum. Zaten bu yazdığım şeyler. Dolayısıyla yeni bir şey de söylemiyorum yani. Çok ayrıntısına da girecek değilim. Yani bırakın Türkiye'de bir İslami hareketi tamamen dışı, yani İslam dışı, İslam'la ilgisi olmayan, İslam'ın değerlerinin çözüldüğü böyle bir süreç de ben şahsen şu ömrüme kadar hiç yaşamadım. En azından şu vardı, geçmişte insanlar diyelim ki 1970'lerde falan, yani öteki derdi karşındakine, kendinden değil derdi ve kendini korurdu en azından. Şimdi o öteki artık diyemiyoruz bu dönemde.
Siz de az önce dediniz ya gavur denilemeyecek dediniz. Hı hı, hı. Diyemiyorsunuz evet. Öteki. Oysa ben göğsümü göre yere diyorum. Öteki. Evet. Benim dışındaki ötekidir. Yani ben, beni tanımlayan şey ben Müslümanım. Kimliğim bu. Evet. Benim dışındaki gayrimüslimdir. Batılı kabul etmeyen anlamında söylüyorum. Bunu söylemem, öteki demem bir düşmanlık değil. Asla. Hiç kimseye bir hakaret değil. Asla. Aksine bakın burası çok enteresan. Aksine karşı tarafı da korumaktır. Yani öteki dediğimiz insanları da korumaktır. Öyle olunca ötekileştirmek değil, beni ötekisizleştirmek daha tehlikeli. Beni kimliksiz yapmak tehlikeli. Ne yazık ki de bu süreçte bırakın İslam'ın teröristleşmesini, aksine İslam o kadar reform edildi ki Müslümanlar artık dinsizlerle dinsizler diyorum, bıraktık gayrimüslimleri kol kola. Mesela daha 10 sene önce siz bir aziz neslini sevebilecek bir Müslümanım diyen, yani daha hassas Müslümanım diyen insan bulamazdınız. Şimdi hepsi seviyor. Dolayısıyla artık aynileşmişler. Dolayısıyla da söz konusu olan İslami bir yapı söz konusu değil. Gelelim terörist ifadesine. Şimdi Batılı beyaz özellikle Amerika coşmuş döneminde 11 Eylül hadisesinden sonra bir tarafa teröristler diyor, İslam'ı kastederek. Diğer tarafı da bizden olanlar olmayanlar. Yani şeklinde. Teröristler dedi de Müslümanlar oluyor. Şimdi biz de bizim yetkililerimiz Sayın Başbakan haklı olarak gidip diyor ki İslam dini terörist değildir falan diyor ama siz ne derseniz deyin. Ötekiler terörist dediği zaman İslam'ı anlıyorlar. Hatta Huntington'un ünlü Amerikalı Yahudi ideolog yakın tarihlerde öldü. Samuel Huntington'un bir sözü var. Batı için diyor tehlike diyor. İslami teröristler değil diyor, bizzat diyor, İslam'ın kendisidir diyor. Böyle bir süreç yaşıyoruz ve İslam sadece ülkede değil, bütün İslam coğrafyasında evet, yok ediliyor. Dolayısıyla da o insanın burayı tehlike görmesini bırakın, tehlike görmesini. Aksine bizim ülkemiz bilindiği gibi İslam coğrafyasında rol model lider ve rol model ülke olarak bir uygulama söz konusu. Dolayısıyla da asıl endişelenecek olan, yersiz endişe dedik ya bizim solcularımıza, asıl endişe olacak o batılı gavur değil, batıdaki gavur değil, endişe olacak olan Müslümanlardır evet. Türkiye'de. Türkiye'de ne yazık ki tıpkı o Süleyman'ın şifresi Pesbahil'inde olduğu gibi Kur'an'la bile alay ediliyor. Tıpkı Yüreğine Sor filminde olduğu gibi gizli Hristiyanlık empozisi yapılıyor. Kültür Bakanlığı destekli de olarak. Bugün sinemada Kültür Bakanlığı'nın nerelere ne diyelim katkı yaptığını, parasal destek yaptığını araştırırsa, şu Trabzon'da bir tane böyle bir yazar olabilse de, sadece şu filmlere baksa, arkasında Kültür Bakanlığı desteği ne kadar filmlerde ve kitap dünyasında bize anlatsa, altından inanın çok farklı şeyler çıkar. Evet, dolayısıyla da bize terörist diyen, terörist, biz şimdi kişisel olarak Müslüman ama terörist sensin be adam. O gavura buradan seslenmek lazım. Senin anlayışın terörist yetiştiriyor. Burada ortada İslam, İslam coğrafyasında yok. İslam tamamen reformun ötesine geçmiş. Müslümanlar kendilerini artık Hristiyanlar gibi, dinsizler gibi görüyor. Böyle bir tehlike içerisinde Müslümanlar. Onun için endişelenmesin diyoruz onu. Evet, evet. Hocam. İsterseniz ara verelim. Rejiden bize gelen bir şey var mı bilmiyorum ben bu konuda. Siz buyurun, belki eğer alırlarsa reklamı bir soluklandırırsınız beni de. Buyurun, devam edin siz. Hocam, İran ABD ile dalga geçecek diye basında bir açıklama okuduk. Bu haberde keşif uçağının, bu keşif uçağının ancak oyuncak modelini göndereceğiz diye ABD'ye cevap verdi İran. İran'da Afganistan sınırlarında dolaşan keşif uçağının düşmesi üzerine. Hocam sizce ABD'ye meydan okurcasına cevap veren İran bu kadar güçlü, bu kadar yönetimi akıllıca bir cevap verecek bir ülke mi? Tabii enteresan bir soru. Fakat soruyu bayağı açıp da konuşmak lazım. Onu yapmayacağım. Ben kabaca bir genel değerlendirme bu sorunuza yapmak istiyorum. Öyle veya böyle şunu kabul edelim ki, İran kendine has bir devlet ve yakın yıllarda
son yıllarında veya Humeyni sonrası İran işte ayakları üzerinde durmaya çalışan kendini has modeliyle bugün yeryüzü dünyasında, ülkeler dünyasında kendine yer bulmuş bir ülke konumunda. Kendi inanç sistemlerini de, kendi mezhepleri anlamında da şey yapıyorlar, ülkelerini yönetiyorlar. Haliyle de o kendi kimliklerinden hareket ettikleri için de ister istemez Amerika'ya karşılar ve karşı çıkıyorlar. Fakat burada sorun şu, İran'la Amerika'nın ortak bir noktası var. O noktada şu, İranlılar gibi Amerikalılar da bir beklenti, bir kurtarıcı beklentisi içerisinde. İran'da bu beklenti şeydir, Mehdi anlayışıdır. İran ülkesi sahip olduğu inanç anlamında Mehdi beklentisi vardır. Bunlar gibi, İran gibi Amerika da Mesih beklemektedir. Evet. İşte burada sıkıntı vardır. Yani aslında burada ortak noktalarda da buluşabilirler. Bu da insanlık için sorun olabilir. Yani Amerika'ya her ne kadar karşı koyuyor olsa da Mehdi beklentileri, Amerikalıların Mesih beklentileri anlamında her ikisinin bu öngörüleri, inançları bir ortak payda oluşturuyor gibidir. Onun için de insanlık için bunların bu noktada birleşebilmeleri büyük bir tehlike oluşturur. Onun için bu noktada hepimizin de dikkatli, haliyle Türkiye'mizin de dikkat etmesi gerekiyor. Yani İran'ın Mehdi anlayışıyla Amerika'nın Mesih beklentisi anlayışı, üstelik de bu 2012 tarihiyle de örtüştüğü için her ne kadar birbirine zıtsalar da bu noktada ortak olabilirler mi endişesi şahsen taşıyorum. Evet. Yani beklentinin benzerlik göstermesi sebebiyle. Ama kabul edelim ki de İran en azından kendi bakış açısı, inancı doğrusunda geliştirdiği modeliyle ayakları üzerinde durabilen, duruyor ve meydan okuyor. Meydan okuyor, evet, kabul hocam. Edelim. Ama benim endişem şu Mehdi Mesih beklentisinin bu iki ülkeyi ortak bir yerlerde birleştirip bizim başımıza da kabak ne denir patlamasın diye bir endişe de taşıyorum ben açık söyleyeyim. Evet. Hocam isterseniz kısa bir reklam arası verdikten sonra tekrar ekran başında seyircilerle beraber olacağız. Tamam.